Birlikte Pişirelim, Onan Limited'in katkılarıyla yayınlanmaktadır. İyi günler sevgili izleyiciler. Bugün mutfağımızdayız ve mutfağımızda değerli bir konuğumuz ve güzel bir tatlı tarifimiz var. Bugünkü konuğumuz Cem Kafkas. Hoş geldin Cem. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasıl, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Yine bu lezzetli programa davet edildiğim için çok mutluyum. Sizlerle olmak için, olduğum için çok mutluyum. Yine uzun zaman olmuştu, bayağı olmuştu, evet, gelmeyeli. Vesileyle görüşmüş olduk biliyorsunuz. Oluyoruz. Evet. Pandemi sebebiyle çok görüşemiyoruz aslında ama evet, programları vesile ederek görüşüyoruz. Bu arada biraz kilo aldınız galiba. Pandemi dolayısıyla evde tatlı yerken falan herkes kilo aldı. Doğru. Evet, ben de aldım. Veririz inşallah. Allah i̇nşallah. Sağlık verdikten sonra. Bugün bize bir tatlı tarif alacağız sizden. Evet, evet. Bugün bir Fransız tatlısı efendim. Evet. Yani şimdi normalde programlarda geleneksel tatlarımıza yer veriliyor. Çok da iyi ediliyor aslında. Evet. Çünkü inanılmaz güzel lezzetlerimiz var. Gerek tatlı olsun, gerek yemek olsun. Zaten Türk mutfağının hiçbir şekilde rakibi yok bana göre. Ama bir değişiklik olması için benim çok sevgili arkadaşım, aynı zamanda bir Berete'de amir olan, şu an emekli oldu. Sevgili Fügen Hüray'ın çok sıkça yapmış olduğu bir tatlıydı. Benim çok sevdiğim bir tatlı. Evet. Bugün paylaşmak istedim. Adı sizinle. Ne pastamızın, tatlımızın? Tatlının ismi Clafouti. Klasik bir Fransız tatlısı. Kolay bir tarif değil mi? Çok kolay. Hı-hı. Çok kolay ama bir o kadar da lezzetli olduğu için böyle paylaşmak istedim. Tatlıya geçmeden önce neler yapıyorsun? Kısaca bir anlatır mısın Cem? Tekrar şimdi pandemi çok etkiledi bizi. Dolayısıyla son bir yıldır, bir yıldan fazla bir süredir çok fazla bir üretimimiz yok maalesef. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz bu dönemde. Evet. Berete'deki programlarımız devam ediyor. En yoğun olduğu dönemlerde bile, bütün o kapanma dönemlerinin olduğu zamanlarda bile haftada bir veya iki kez gelip canlı programlarımız devam etti. İşte televizyon programımız devam etti. Evet. Hala devam etmekte. Şartlar doğrultusunda üretmeye çalışıyoruz ama yani çok özledim, korolarım yok. Konserler gitti. Programlarımız gitti. Evet. Dolayısıyla erken zamanda bekliyoruz onları İnşallah. Tekrar. Biz de sizi özledik. İzleyicilerimizle, dinleyicilerimizle buluşmak için bekliyoruz. Evet. Evet, tarife dönelim isterseniz. Evet, tarif malzemeleriniz nelerdir? Klasik bir Fransız tatlısı söylediğim gibi. Çok basit ve çok lezzetli. 3 yumurtamız var, 1 bardak şekerimiz var, 1 bardak unumuz var, 1 bardak süt, 1 bardak krema, vanilya tozu, vanilya evet. var. 1 veya 2 kaşık tereyağı var ve çok en önemli, en başroldeki meyveler. Bu aslında esas tarifteki şey, söyleyin meyve, vişne. Evet. Vişne donmuş olarak da olsa marketlerde bulunabiliyor. Fakat evet. ona alternatif olarak çilek, frambuaz, bizim ülkemizde bolca yetişen çok lezzetli dut mesela. Evet. Onu evet. Malzeme olarak kullanıyoruz. Tam dut zamanı. Evet. Her yerde dut bulabilirsiniz. Onunla da gayet güzel oluyor. Bu meyveleri karıştırarak yapabilir miyiz? Yoksa sadece çilek? Karıştırarak yok. Olabilir. Karıştırarak da yapılabilir. Evet. Birazcık tabii ki hayal gücüne bağlı, lezzet evet. damak tadına bağlı. Biz dutu tercih ettik bugün. Evet. Dutla da çok lezzetli oluyor. Limonumuz var. Limon rendesi var. Onun yaparız. Dışında o kadar. Pudra şekeriniz var. Pudra üzerine. Şeker en son. En üzerine soğuduktan sonra üzerine serpiştiriliyor. Evet. Basit.
30 dakikada, 35 dakikada en fazla hazır olan bir tatlı. Bu arada fırınımız ısınıyor. 180 fırın 180 derece. Derecede ısınacak. Evet. Şimdi fırına göre değişiyor çünkü 180 derece diyoruz. Hı-hı. Bazen 30 dakikada pişmiş oluyor. Evet. Bazen fırınına göre 35 dakikada. O yüzden kontrollü, kontrollü bir şekilde olması gerekiyor. Başlayalım isterseniz. Başlayalım. Önce en önemli adımlardan birisi tereyağımızı alıp bir kaşığını kullanalım şimdilik. Şöyle mümkün olduğu kadar dibini borcamın altını yağlıyoruz. Altını bayağı bir yağlıyoruz. Bu arada eminim siz de çok özlediğiniz, bir önce de bahsettiğiniz konserlerinizi, geçtaki programlarınızı, izleyicileri, İnanılmaz özledik. Alkışı. Yani şöyle, aslında insan ilk zamanlar diyor ki işte bir dinlenme fırsatı da olmuş oluyor. Hep böyle iyi yönünden bakmaya özen gösteriyoruz hayatımızda. Hı-hı. Ben kendi adıma öyleyim. Eskiden öyle değildim. Sonra bir baktım ki gerçekten bazı şeyler tecrübeyle ve yaşamakla öğreniliyor. Kesinlikle, evet. Başa gelen bütün olumsuzlukların bir olumlu yanı olduğunu düşünüyorum artık. Bunda da aynı şeyi yaptım. Dedim ki bir kafa değil, çünkü bayağı yoğun çalışıyorduk aslında. Fakat yaklaşık 2-3 hafta sonra sıkılmalar başladı. bu kadar dinlenme yeter. Tamam, yeter bu kadar dinlenme. Yani limitimiz en üst dinlenme anlamında da ben limitimi de bulmuş oldum bu arada. Maksimum 2 hafta veya işte 2,5 hafta olabilir ama 3 hafta olmamalı. Sıkıldım fakat yapacak bir şey yoktu. Hı hı. Şimdi küçük olduğu için, normalde kap küçük olduğu için bu kadar bir yağlama yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bol bol yağlandı zaten. Şöyle hafif yanlara kenarları da. Kenarları ben onu soracaktım. Hı hı. Yapışmaması için. Evet. Ama yeterli olur bu dibindeki şey şu şekilde. Evet. Sonra arayışlar başladı. İşte birazcık hafiften biraz bestebit çalışmaları yapmaya başladım. Hı hı. Çok fazla tatmin olmadım. Özlüyorsunuz ama yapacak bir şey yok. Mesleğinizle ilgili bir şeyler yapmak. Bizim mesleğimiz %50 sanatçıysa %50 de seyirci ve dinleyici. Evet. Onlar olmadığı zaman hiçbir şeyin anlamı kalmıyor. Hı hı. Dolayısıyla çok özledik. Ama söylediğim gibi yapacak bir şey yoktu. Hı hı. Gücümüz nispetinde. İşte bazı arkadaşlar online olarak konserler falan verdiler. O beni de tatmin etmedi. Seyirci yok, göremiyorsunuz hiçbir şekilde. Evet. Şey yapamıyorsunuz. Futbolcuların seyircisiz sahada oynamaları gibi. Onlar yine o karşı taraf var ve rekabet var ve bir şekilde bir yerde gene onlar tatmin olabiliyorlar. Ama siz sanat yaptığınız zaman karşınızda tepkiyi ölçmek durumundasınız. Ölçmek zorundasınız. Görmek zorundasınız. Olmadığı zaman bir anlamı yok. Evet. O yüzden online olarak pek bir şey yapmadım ben. Hı hı. Sonra özel izinlerle ve özel günlerde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'yla bir konserim oldu. Ondan öncesinde geçen yıl 20 Temmuz kutlama etkinlikleri çerçevesinde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bandosuyla oldu. 2-3 tane o şekilde konser oldu ama onların dışında pek konser olmadı. Onlar da seyircisiz zaten. Seyircisiz olduğu için de çok fazla tatmin olamadık. Evet, şimdi şeker. Şekerimiz 1 bardak. Hı hı. Bardağın böyle dibini şekerliyoruz. Şu şekilde, evet. Çok ince bir tabaka. Hı hı. Bu çok lezzetli yapar. Yaptığımız tatlıyı. Evet. Şöyle bir serpiştiriyoruz. Peki en alta normal toz şeker, en üstte fırından çıkınca pudra şeker. Pudra şeker. Şekerledikten sonra meyvelerimizi alıyoruz. Ve böyle bütün tabana eşit şekilde olacak durumda
meyvelerimizi. Söylediğim gibi bu frambuaz olur, vişne olur, çilek olur. Olabilir. Çilekler fazla büyük olduğu zaman ikiye bölebilirsiniz. Evet. Böylelikle meyvelerimiz de şekerleniyor şu anda. Tabii tabii. Böyle eşit olmasına özen göstermemiz gerekiyor. Güzel bir yaz tatlısı oluyor aslında. Evet. Yani hafif gibi böyle hani aslında işte üzerinde tereyağı var, neresi hafif diyebilir sevgili seyircilerimiz ama yendiği zaman meyveli olması ve fresh bir tat olması meyvelerden dolayı onu hafif yapıyor. Evet. Şimdi biraz daha üzerine şeker serpiştiriyoruz. Eviniz mutfağında devamlı tatlılar, tuzlular, yemekler yapar mısınız? Pek yapmam aslında. Şu anda pandemi döneminde. Pek yapmam çünkü yapan çok evde. Bayağı bir annem sağ olsun. Anne yemekleri çok. Kardeşim yapıyor. Yapan dostlarımız var. Evet. Dolayısıyla çok bana sıra gelmiyor ama. Yani sonuçta. Evet. Özellikle tatlı hususunda çok büyük zaaflarım var. Onu ne yapacağız bilmiyoruz. Yemek o kadar değil ama tatlıda tatlı hususunda evet inanılmaz. Evet. Hatta sevgili Şerife ile ne yapalım falan derken tatlı yapalım dedi. O da benim gibi tatlıcı herhalde çok seviyor. O yüzden onu tatlı da kırmamış oluyor. Aynen öyle. Bunu böyle bir kenara aldık. Şimdi kek kısmına 3 yumurta. Şöyle alalım bunu. Her zaman yapmadığım için de acaba çok dikkatliyim. O yüzden konuşma sohbeti de bölüyorum arada kusura bakmayın. Biraz önce de biraz sonra da sizden bir şarkı rica edeceğiz. Öyle mi? Bir de onu düşünün ne olabilir diye. Siz düşünün isterseniz onu yaparız birlikte. Tamam. Evet. Bunu biraz çırptıktan sonra böyle bunu şey olarak kullanıyorum tabii. Şimdilik. Daha sonra şeker koyacağız içerisine. Yumurtalarla şeker mi çırpılacak? Evet, şeker çırpılacak. Hatta çırpmaya başlayalım şimdi. Başlayalım, isterseniz. Evet. Siz çırparsanız. Ben çırpayım. Evet. Şimdi yavaş yavaş şekeri bir bardak yaklaşık olarak. Hiç malzeme kalmasın yazıklanırım ben çünkü öyle kalktı. Onu da kullandık. Tamam. Bunun yarısını kullanalım önce. Fazla olabilir çünkü küçük. Evet. Kabımız küçük. Evet. Tamamsa limonumuz alır. İsterseniz bir durduralım onu. Tamam. Önce un, sonra vanilya. Vanilya burada, evet. Eledikten evet. Sonra kullanıyoruz unumuzu. Evet. Kabalanması için. Tamam. Zaten bir bardak un olduğu için hemen elendi. Tekrar devam edeceğiz ona. Böyle daha sonra kaşıkla karıştırmaya devam edelim. Limon rendemiz var. Olur. Limon rendesi de var ama biraz karıştırdıktan sonra olacak. Evet.
Limonu biraz şey yaptıktan sonra, limonu rendeledikten sonra biraz daha karıştıracağız. Öyle ince kısmından. Yarım bardak süt kullandık. Gerekmeyecek herhalde tekrar. Şimdi kap küçük olduğu için sanıyorum fazla olmasın. Evet. Şöyle yaklaşık yarım limonun rendesi. Ha bu arada bu limon olmayabilir, portakal olabilir, mandalin olabilir. Hı hı. Artık sizin damak zevkinize göre değişebilir bu. Evet, birazcık kaldı ama şöyle şunu da alalım. Tekrar çırpacağız. Tekrar biraz çırpılıyor. Yeterli oldu. Evet. Şimdi bir spatula ile veya işte kaşıkla. Evet. Şimdi yemek programlarında bu karıştırıcılar, mikserlerin falan çok gürültüsü olduğu için konuşmanın pek bir anlamı olmuyor. Evet. O yüzden de bir sessizlik oluyor. Evet. Şimdi ne yaptık? Süt, krema, 3 yumurta, şeker. Böyle normal kek yapar gibi karıştırıldı. Bir bardak un, bir vanilya ve limon kabuğu. Bunların hepsini karıştırdık. Çok söylediğim gibi çok basit bir tatlı aslında. Bir kıvamını gösterebilir miyiz? Kıvam şu şekilde. Yani normal kekten daha herhalde değil mi? Daha gevşek mi oluyor? Evet, evet. Evet. Un az olduğu için. Şu şekilde akışkan. Evet. Böyle bir kıvam. Sonra bunu şöyle bütün meyveleri örtecek şekilde. Aa, çok güzel olacak sanıyorum. Harika. Yani şey görüntü olarak, kıvam olarak öyle görünüyor. Ayrıca kabartma tozu kullanmadık çünkü kullandığımız un. Gerek yok. Bir de çok kabarmasına gerek yok. Yani kek kabartma tozu kullandığınız zaman kek gibi olur. Halbuki bu tatlı böyle hafif nemli. Hep şey kıvamını ben şeye benzetirim, böyle yoğun muhallebi kıvamı gibi olması gerekiyor. Dolayısıyla da kabartma tozuna gerek yok. Evet, bu kadar. Fırına girmeye hazır. Fırına girmeye hazır. Şu şekilde. Tamam. Şimdi eğer ısınmışsa fırınımız. Evet. 180 derece ayarlamıştık. Açalım fırınımızı. Evet. Böyle. Koyduk ve kontrollü şekilde. Normalde 35 dakika ama 30 dakikada da pişirebiliyor fırınlar. Her fırına göre değişebiliyor süre. Dediğiniz gibi kontrollü yani basit bir şekilde takip edeceğiz. Basit değil yani çok basit çok, ve çok güzel. Evet, ben de deneyeceğim bunu mutfağımda. Evet. Çok beğendim. Şimdi tadına bakmadan. Çok güzel olacak güzel bir mutlaka. Tatlı tarif alıyoruz sizden. Bir şarkı düşürelim. Evet, ne olabilir? Ne istiyorsunuz mesela? Hüzzam makamını. Hüzzam, babam da çok severdi. Evet, bizim için benim hayatımda çok önemli yeri olan sevgili Hüseyin Kanatlı'nın çok sevdiği bir makam, Hüzzam makamı. Evet. Dolayısıyla İlk çocukluğumda öğrendiğim şarkılardan birisi geldi aklıma Hüzzam makamında. Kasım İnal Teke'nin, hatta sonradan İstanbul Radyosu'nda da tanışma fırsatı bulduğum çok değerli bir bestekardı. Evet. Buradan tabii ki aramızdan ayrıldı Kasım Bey ama kızı Pınar İnal Tekin hala İstanbul Radyosu'nda sanatçı. Buradan sevgi saygılarımızı gönderiyoruz. Her gece yollarda gözledim seni diye. Hüzzam bir şarkısı var onun. Okumaya çalışalım. Saz falan yok ama kusura bakma sevgili seyircilerimiz. Alkış var inşallah. Burada. Alkış var mı? Olsun. Her gece yollarda gözledim seni, inan ki gönülden özledim seni. Güllerde aradım, yakan bu seni.
Unutmam sevgilim, unutmam seni. Güllerde aradım, yakan bu seni. Unutmam sevgilim, unutmam seni. Böyle giden bir şarkı işte. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun. Hüseyin abimizin ruhuna gitsin diyorum ben. Amin. En sevdiği şarkı da Hüzzam Makamında. Ömrümüzün son demi. Çok severdi o şarkıyı. Onun çok çok ayrı bir yeri vardır bende. Ömrümüzün son demi, sonbaharı. Ben yaş 15. Köyümüzde, Beyermudun'da spor kulübü var. Spor kulübünün de yıllık bir dayanışma gecesi var. İşte eskiden yapılırdı. İşte müzik getirilir, kendin getir kendin ye falan gibi bir şeyler vardı. Herkes yaptığını getirir veya isteyen orada kebabını yapar yerdi. Yaklaşık 1000-1500 kişilik böyle o açık havada parkta bir gece. Ben de kendi kendime tabii müzik dersleri almışım o zamana kadar ama Batı müziği eğitimi almışım. Batı müziği hocam da Türkay Altay. Yaklaşık 1,5-2 yıl müzik dersi almış. İşte çok büyük yetenek, çok büyük yerlere geleceksin falan ama benim içimde bir eksiklik var. Türk müziğini seviyorum çünkü ben. Evet. Ve çocukluk döneminde önemli bir karar aldığım, belki en önemli ilk karar o. Dedim ki Türkay Hoca'ya, Türkay Altay Hoca, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Hocam, hocam dedim, ben yani tamam müziği, Batı müziğini de seviyorum. Çok güzel ama bir şeyler eksik. Kendimi anlatmakta çok yeterli kalmıyor. Ben Türk müziğiyle kendimi anlatabiliyorum tam manasıyla. Evet. O zaman Türk müziği eğitimi almak istiyorum dedim. O zaman 12 yaşındayım. Bir ara işte bir ut dersleri falan alındı derken kendi kendimi ben solistik anlamında sürekli evimizde bir merdiven boşluğu var. Oraya oturuyorum ve herkes beni unutuyor. Ben orada saatlerce şarkı söylüyorum. 15 yaşına kadar bu böyle oldu. 15 yaşındaki o baloda değerli abimiz sunucu olarak gelmişti oraya. Evet. Ve hatta sevgili Şerife çok iyi bilir. Kurşuniler çok sevdiğim bir gruptur. Hayal çok saygı duyduğum bir gruptur. Onlar geldiler müzik yapmak adına. Birisi gidip Hüseyin abinin kulağına demiş ki güzel sesli bir çocuk var, onu da çağırın. Benim hiçbir şekilde haberim yok. Evet. Oturuyoruz ve Hüseyin Kanatlı'nın o yumuşak, o güzel sesiyle aramızda işte çok güzel sesli bir çocuğu, gencimiz var. Cem Kafkas sahneye davet ediyorum diye bir anons geldi birden. Gittik ve Hüzzam, ömrümüzün son demi, sonbaharıdır artık. İşte kurşuniler çaldı. Ben orada okudum. İşte çok alkış koptu falan filan ama o kadar utanıyorum, hayatımda ilk kez mikrofonda şarkı söylüyorum. 1500 kişi oturuyor, benim sırtım dönük bu şekilde okuyorum şarkıyı. Şarkı bitti ve Hüseyin abi beni yanına çağırdı. Hüseyin Kanatlı'yı da ben babamdan çok duyardım çünkü babamın ilkokulu öğretmeniymiş. Babam benim Alefdora köyündendir. Evet. Limasol. Ben hiç dedi yani 15 yaşında bir çocuktan şimdiye kadar böyle bir şarkı, ömrümüzün son demi, sonbaharıdır artık veya benzeri bir şarkı duymadım Kıbrıs'ta, sadece senden duydum dedi. Çok güzel bir sesin var, bunu değerlendirmen gerekiyor. Evet. Önümüzdeki hafta, o zaman BRT'de program yapıyordu işte. Önümüzdeki hafta BRT'ye gel, seni biriyle tanıştıracağım. O sana yardımcı olur diye ve yine BRT programcısı Ayşe Aydın hanımefendiyle beni tanıştırdı bir hafta sonra. Ve benim Türk müziği serüvenim o şekilde başladı. Evet. 1,5 yıl Ayşe Aydın'dan özel dersler aldım. Türk müziği, makam, işte usul, repertuar dersleri derken. Evet. İşte 16-17 yaşına kadar falan. Sonra lise sonunda Edebiyat Fakültesi'ni dereceyle kazanmama rağmen üniversite sınavlarında gitmedim ve konservatuara gittim. Hiç pişman olmadım çünkü insanlar bazen şeyi hissederler. Mesela dünyaya niçin geliyoruz? Herkesin bir görevi var. Ben de görevim zaten doğduğumdan itibaren belliydi. Yani bu şekilde olacağı ve
O kazanmama rağmen edebiyat fakültesini gitmeden konservatuara gittim. Çok tepki aldım ilk zamanlar. Ailem her zaman sağ olsun hep yanımdaydılar ama hocalarım işte sen çok zekisin, niye işte edebiyat hocası olmadın, tarih hocası olmadın, doktor olmadın falan da konservatuar. Çünkü herkes üniversite sınavlarını kazanmadığı zaman konservatuar sınavlarında bir deneyelim diye devam ediyorlar. Benim tam tersi oldu. Evet. Ben konservatuarı kazanmazsam edebiyat fakültesine gideceğim dedi. Kazanınca da gitmedim tabii doğal olarak. Tabii konservatuardan itibaren öyle ama hayatımız devam etti. Çok doğru bir karar verdiniz gerçekten. Tabii kolay değildi ama gerçekten değildi. Şöyle en zor kararları yaşta küçük tabii 17-18 yaşında vermiş olduğum bu karar kolay değildi ama bazen böyle özbenliğinizde hissedersiniz o kararın verilmesi gerektiğini. Evet. Yani kafa karışmaz mutlaka kim ne derse desin yolunuzda gidersiniz. Evet, evet. Öyle o kararlardan biriydi o da. Yani 12 yaşlarında Türk sanat müziğine ilgi duydunuz. Yok daha önceden de. Tabii ilkokuldan. Yani o çocuk yaşlarda Türk sanat müziğine. Teyzem vardı benim. Emine teyzem Allah sağlık versin. O beni oturturdu böyle. Ama tabii müziğe yeteneğim olduğu belli benim çocuk küçük yaşlardan. Oturturdu ve işte bu her gece yollarda gözledim seni. Evet. İşte kırmızı gülün alı var. Falan gibi böyle şarkı mihrabım diyerek tabii sana yüz vurdum. Teyzenizin etkisi oldu size. Çok etkisi oldu onun. Evet. Sizi babamla tanıştıran şarkıyı kısacık dinleyebilir miyiz? Ömrümüzün son demeyi rica etsem. Olur. Yani satsız bilmiyorum ne derece olur ama. Ömrümüzün son demeyi, son baharıdır artık. Ömrümüzün son demeyi, son baharıdır artık. Maziye bir bakıver, neler neler bıraktık. Maziye bir bakıver, neler neler bıraktık diye gidiyor. Evet, biraz hüzünlendik galiba hepimiz. Çok önemliydi benim için rahmetli. Ruhu şad olsun diyorum ama şimdi ülkemize yeri kolay kolay doldurulamayacak insanlar geliyor. O da onlardan birisiydi benim için. Fırına bir bakalım sesin. Evet, zaman herhalde geldi, pişti herhalde. Evet. Bakalım. Evet, gayet güzel. Evet. Çıkarabiliriz. Tam kıvam, gayet güzel oldu. Evet, bir nihaleye. Evet. Yaklaşık yarım saat kontrollü olarak yaptık. Biz şimdi hemen kesiyoruz ama fırın piştikten sonra 5 dakika beklemesi daha iyi olur kıvam açısından. Evet. Evet, böyle bir şey. Kapattıktan sonra fırınımızı 5 dakika daha bekletiyoruz. Fırını kapattık. Şimdi çok vaktimiz olmadığı için aslında bunu yaklaşık oda sıcaklığına geldikten sonra bu şekeri, pudra şekerini şey yaparsınız üzerine. Ama biz vakit sorunumuz olduğu için. Evet. Bu şekilde. Şimdi içerisinde meyve olduğu için şu anda belli değil. Çıkınca evet. Servis yaparken ortaya çıkacak. İşte yapabildiğimiz kadar. Tamam mıdır? Biraz daha koyabiliriz. Buraları da biraz. Kenarlara. Evet. Tabii biz oda sıcaklığına gelmesini bekleyemeyiz. Hemen bak çok sıcak olduğu için erimeye başladı. Evet, erimeye başladı.
Evet. Ama evlerini yapacak olanlar 5 dakika yani, fırında bekletecek, fırını kapattıktan sonra. Çıktıktan sonra da böyle 10 dakika, 15 dakika evet, dışarıda bekledikten sonra yaparlarsa. Servisini. Ne güzel olur. Şimdi bu şeyde fırına göre, fırının durumuna göre değişkenlik gösterdiği için hep böyle biraz şüphe vardır. Acaba oldu mu oldu mu evet, diye inşallah evet, olmuştur. Merakla bekliyoruz. Evet. Bununla daha kolay çıkacak herhalde. Çatal da vereyim isterseniz. Bir dakika çık. Parçalanmaması için özen gösteriyoruz. Çaba gösteriyoruz. Ama. Ben de yardımcı olayım yoksa tamam mı? Tamamdır. Zaten birinci dilim çıktıktan sonra evet, çok daha... Evet. Harika, başardık. Gayet güzel. Şu ucu kaldı. Şurayı silelim. Evet. Böyle koyalım. Bir dilim daha evet, alalım. Evet, tam kıvam oldu. Kenarlarını yağlamanın vermiş olduğu hı hı, kolaylık hemen kenardan çıkabiliyor. Evet. Zor çıkıyor ama. Hemen geldim. Tamam. Evet. Bunu iki eşit parçaya bölüp tadına bakalım isterseniz. Tamam. Olur. Ertesi güne hele daha da güzel olur mutlaka, herhalde. Mutlaka tabii. Buzdolabında. Ertesi güne kalırsa daha güzel olur. Genelde bitiyor çünkü. Buyurun. Çok sıcak olabilir. Dikkat etmek lazım. Ya söylediğim gibi biraz beklemesi gerekiyor ama. Harika. Ben altına bir bakayım. Gayet güzel. Meyvelerin, evet, meyvelerin dipte olması gerekiyor. Koyulaştırdı altına. Çok güzel. Elinize hı-hı, sağlık. Harika bir tatlı sayfa aldık sizden. Çok güzel. Şarkıya biraz daha vaktimiz var yani. Değil mi yönetmenim? Bir şarkı daha dinleyebiliriz sizden mümkünse. Çok duygusal olmasın. Evet, olmasın. Programımızın sonuna evet, geliyoruz. Peki. Teşekkür ederim. Sağ olun. Güzel bir program oldu. Evet, güzeldi. Güzel keyif aldık. Güzel sohbet oldu. Güzel aynı şarkılar şekilde dinledik. Güzel sesinizden. Çok teşekkür ederim. Uzun zaman olmuştu. Ben de keyif evet, aldım. Son olarak neler söylemek istersiniz? Evet, sizinle olmak çok güzel her zaman olduğu gibi. Tamam, çok keyifliydi. İnşallah bu zor günleri geçiririz ve istediğimiz kadar görüşebiliriz. Çünkü insanın toplu yaşayan bir varlık, tek başına mümkün değil yaşamamız. İnsanın insana ihtiyacı oluyor inşallah. Evet. Erken zamanda istediğimiz şekilde oranda görüşürüz. İnşallah güzel günlerde tekrar görüşmek dileğiyle. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Evet sevgili izleyiciler, bugün mutfağımızın konuğu Cem Kafkaslı. Cem Bey'e güzel tarif ve sohbeti için çok teşekkür ederiz. Başka bir konukla başka bir programda yeniden görüşünceye dek sevgiyle kalın.
Birlikte Pişirelim, Onan Limited'in katkılarıyla yayınlanmıştır.